Evet, Asım Bey'le yapılan röportajımızın ikinci kısmına gelmiş bulunmaktayız. Buyurun. Yakından alayım. Bak. Evet. Buyurun söyle. Doğru ne soracaksınız? Asım Bey'le yapılan röportajımızı devam ettiriyoruz. Şu an yüksek kaldımdayız. Evet, yüksek, yüksek kaldımda yaklaşık Alagek Sokak. Alagek Sokak'ta yaklaşık 80'lerden beri buradaydın değil mi? 80'den beri buradaydım. Evet. 80'lerden beri buradaydın. Bayağı burada bir kentsel dönüşüm başladı. Tabii. Bir yenileniyor buralar. Yenileniyor, doğrudur. Yani sadece gelen yer yıkıldı. Genel ev yıkıldı ama yerine ne yapılacak daha meçhuldür. Değil orada mi? Evet, meçhul. Bayağı buranın esnafı ne diyor peki, bu ne olacak? Ya, bir kısmı iyi oldu diyor, bir kısmı iyi olmadı diyor. Yani işine gelen iyi oldu diyor, işine gelmeyen iyi olmadı diyor. Evet, doğru söylüyorsun. Şöyle bir de ama şu anda o sokağın açılması bir yönde iyi oldu. Herhalde aşağıda gelen gemiler rahatlıkla insanlar çıkabiliyor. Eskiden yok diye çıkamıyordu, aile çıkamıyordu. Evet, aile sokağı kimse kullanamıyordu. Evet, yani aile kullanamıyordu. Pek kadın kız geçmez. Ama şimdi rahat rahat hepsi geçmiyor. O konuda iyi oldu. Ama bazıları işlere tabii düşmüyor. Ya tabii burada herkes genel evden para kazananlar var, insanlar tabii canım, var. Tabii canım, benim burası işte. Evet. İçeri pezerim satıyorum. Pezere satıyorum. Bakayım bu mu? Evet. Şimdi artık normal çaycımız da geliyor. Peçetesini veriyoruz. Ya Asım Esik kim ya? Sen ne röportaj yapıyorsun ya? Evet. Ayıptır be. Gerçekten bunu söylemedim. Asım Esik. Şuraya basın ya. Dip yaparsın abi. Tabii tabii, aynen aynen. Valla işte çaycımız, çaycı da burada yılların çaycısı. Çaycı da yıllar, o da bende bir sene önce gelmedi. O da eski yani. Evet. 84 miydi, 85 miydi? Evet, evet, evet. Buyur abi. Kaç numara lazım abla? Plus 2. Bize etkini. Kaç numara? Plus 2. 2. Çaycımız Şevket Bey. Genel ağabey. Şimdi başta içeri hakkında bir şey soracak mısın? Yani varsa şeyiniz anlatın oraya. İçeride, içeri gidiyor muyuz? Yani arada gidiyordum içeri. Sipariş olunca gidiyoruz. Ne sipariş ediyordun genellikle? Mesela şey, peçete istiyorum. Mis gibi, işte sigara. Peki orada çalışan kadınlar istiyorlar değil mi bir şeyler? Tabii canım. Sabah mesela o çarşıya içi gelirdi, liste verirdi bize, biz tamamlardı, gelip alıp götürürdü. Listelerde ne vardı mesela? Orada sigara vardı, pezertik vardı, peçete vardı. Ne olacak başlarında? Ha, genellikle tabii kadınların istediği. Ivır zıvır işte, bisküvi, bunlar var. Sonuçta gazete satıyor muydu? Gazete yok, satmadım. Dergi? Yok. Çünkü orada bayağı dergi bulundu yani. Ya dergi eskiden o bir tane çocuk satıyordu aşağıda. Ha, içeride. Şey, erotik dergi değil mi? Evet, içeride sat. Onlar sat. Yok yok, normal magazin dergileri de vardı. Var tamam, işte biri satıyorlar şeyden. İçeride o zaman satılıyordu. Ama içeride pahalıydı ya, her şey vardı. Para bile, düğün bile buzluyorlar ya. İçeride. Tabii ya, o yakın buzlanma var dedin ya içinde. Orada bile, kısımda düğün bile buzluyorlar. O zaman orada bayağı kıyafet miyafet. Ya acayipti ya. Yani her şey vardı, üç yarısında bir. Dolanırsan tut, iyisine kadar her şey var. Bir dönem kapandı orası. Öyle mi? Herkes orada. Hem mesela eskide o Kemal Sunan filmi var ya, arkaya makine getiriyor. Şey çıkıyor böyle. Onları bile gösteriyorlardı parayla. Hangisini? O şeyi? O erotik şeyler gösteren bir makine. Ha, makine basın, evet, evet. Gözlük ya. Gibi. Ha, gözlük gibi. Ya orada tabii gelenlerin çoğu bekar, asker. Tabii canım, asker eskide çok geliyordu. Emanetçi de vardı cumartesi orada. Cumartesi günü, pazar günü asker durardı. Emanetçilik de, içeride emanetçi de vardı, dışarıda da. Emanetçi içeride yok, içeride var. Dışarıda, size de bırakıyorlardı bazen. Ya bırakıyorlardı ama bir emanetçi normal, resmi emanetçi var. Evet. Öyle değil. Ya burada yürünmez bu takıda ya. O kadar kalabalıktı. Hiç. Ama şimdi yok. Sokakta kimse yok. Bak bomboş. Bomboş sokak. Eski toprak, azıcık yere değmez. Burada abi, ne kırış atıyorduk burada biz.
Aynımla. Günde bir kamyon adam satar. Evet, burada. Bir tane çocuk var, tamam mı? Tamir yapıyor. Ha? Tamir yapıyor. Günde bir kamyon adam satar. Bundur ama. Spor ayakkabı yoktur. Nadir. Spor ayakkabı yoktu. O zamanlar pek... Tek Türkiye'de... Yapmıyor, rahmet değil. Evet, şimdiki gibi değil. Şimdi artık kimse... Kundura gitti. Kimse kimse gitmiyor kundura. Ondan sonra yavaş yavaş baskın olurdu. O mafya türü insanlar var zaten. Baskın olurdu. 90'larda olmuştu değil mi? 90'larda oldu. Ondan sonra yavaş yavaş öldürdüler. Yok, 90'da olmadı ya. 90'da olmadı mı? Yok, daha sonra oldu. 98'de mi? Olmadı. Dokunanda ben yine hareketliyim. Olmadı. Kimine dokundu, yakındı yani. Zaten o zamanlarda kapandı buralar. Evet. Şimdi iyiydi burası bütün. Ben mi? Saldım. Kaset satıyorduk oraya. Onları götürdük. Kayıt şey mi? Setmek kasetleri var diye böyle. Setmek parçaları. İbrahim Tatlısız, Özcan Deniz. Menajer ama. Aha, hisse verirler burada. Ona göre kaset yapardık özel. Kaseti burada mı dolduruyorsunuz? Tabii tabii. Ben de işte yan tarafta iki tane. Ha vardı. Vardı. Makineler vardı yani. Ha şey, normal teypten yapıyoruz. Teypten yapıyoruz tamam. Kimler vardı? İbrahim Tatlısız, Özcan Deniz. Hiç kim vardı? Yani hiç beğendiğin adam bir yerde gör dinlediyse yazıyordu. Biz dolduruyoruz. Veriyordu. Ha işte orada çalışan kadınlar demek ki. Yani normal askerler de dolduruyordu. Evet, bunların askerler kadar günler biz günde 20-25 tane kayıt yapıyoruz. O zaman gayet iyiydi. İşlemi de iyiydi. Evet ondan artık. Şimdi bakalım kaset, ne yapacaklar? Kaset de bitti. Her şey bitti. Artık herkes telefonla. Her şey var. Sen o benim şeyi gördün mü?